Bildiğiniz üzere Ekim ayı enflasyon oranları açıklandı. Enflasyon Türkiye... Erzincan Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Mehmet Demir, açıklanan Ekim ayı enflasyon oranları ve artan hayat pahalılığı ile ilgili bir basın açıklaması yayımladı. Demir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Değerli dostlar, bildiğiniz üzere Ekim ayı enflasyon oranları açıklandı. Enflasyon Türkiye'ye göre yıllık bazda %85.51 artış gözlemlenirken, bağımsız iktisatçılardan oluşan enflasyon araştırma grubu ENAK'a göre ise bu oran %185.34 olarak açıklandı. İki araştırma arasında neden bu kadar fark var? Hükümet TÜİK aracıyla neden gerçekleri gizlemeye çalışıyor? Çarşı pazar cayır cayır yanıyorken, kimse hayatından memnun değilken, neden her şeyi güllük gülistanlık göstermeye çalışıyorsunuz? Kim mutlu hayatından? Ay sonunu getiremeyen, umudunu banka promosyonlarına bağlayan işçi, memur, emekli mi? Bağkur primini ödeyemeyen, onun için hastaneye gidemeyen, vergi borçlarından dolayı her gün haciz ifadelemesi alan esnaf mı? Bir çuval yemin 350 TL olduğu, yüksek girdi maliyetlerinden dolayı besicilik yapamayan köylü mü? Kim mutlu? Mazotun 27 lira olduğu, yüksek sulama fiyatlarından dolayı tarlasını süremeyen çiftçi mi? Öğlen yemeğinde kendisine verilen meyveyi yemeyip akşam çocuğuna götüren asgari ücretli baba mı mutlu? Kim mutlu? Okula giden çocuğunun beslenme çantasına peynir yerine zeytin koyan anne mi mutlu? Kim mutlu? Ben söyleyeyim size. Beşli Çete mutlu. Ta Erzincan'dan İstanbul'da ihale alan eski ilçe başkanı mutlu. Milyonlarca dolar komisyon alacağı basına yansıyan eski genel müdür yeni aldığı ile bilmediği şehrin caddelerinde gezen vekil mutlu. Kurduğu sağlık sisteminde müdürlükten alındıktan hemen sonra çalışmayıp özel hastanede çalışacağını şehrin billboardlarından duyuran eski sağlık müdürü mutlu. Esentepe'de 11 milyon milletin parasını alıp hiçbir iş yapmayan yandaş müteahhit mutlu. Kim mutlu? Şehrimizde binlerce üniversite mezunu işsiz var iken adrese teslim bir ilanla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne öğretim görevlisi olarak atanan eski Gençlik Kolları Başkanı mutlu. Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak şehrimizde günlük düzenli bir... Geri dönüşüm ile ekonomiye katkı sağlanarak israfın önüne geçiliyor. Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından her gün düzenli olarak yapılan temizlik çalışmaları ve çöp alma işlemlerinde toplanan çöpler geri dönüşüm ve ayırma tesisi sayesinde çevreyi korumakla beraber tekrar ekonomiye kazandırılıyor. Geri dönüşüm, yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların fiziksel veya kimyasal işlemlerden geçerek üretim sürecine kazandırılmasıdır. Bu süreç kabaca şu 4 aşamadan oluşur. Toplama, cinsine göre sınıflandırma, değerlendirme, yeni ürün üretme. Bu sayede doğal kaynakların korunmasının yanı sıra israf da önlenerek ekonomiye katkı sağlanıyor. Günlük ortalama 60 araç tesise giriş yaparak çöpünü atık kabul noktasına bırakıyor. Devamında ahtapot vasıtasıyla bu kabul edilen atıklar poşet patlatma ünitesine alınıyor. Ardından ürünler ayrıştırmak üzere ayırma bandına gönderiliyor. Ayırma personelleri tarafından değerli atıklar plastik, metal, tekstil, kağıt, karton olmak üzere gruplandırılıp stok sahasına gönderiliyor. Preslenecek olan atıklar prese alınıp stok sahasında depolanıyor ve lisanslı geri kazanım tesislerine sunuluyor. Thank you.
tam kapasitesi 400 ton olan geri dönüşüm ve ayırma tesisine günlük ortalama 200 ton çöp getiriliyor. Bu miktarın yaklaşık %40'lık kısmı ise ayrıştırılıyor. Bu sayede çöpün depolama sahasında az yer kaplaması sağlanıyor. Cam, kağıt, alüminyum, plastik ürünler, metaller, tekstil ve benzeri ürünler ise geri dönüşüm sayesinde yeniden üretime kazandırılıyor. Ayrıştırılan ve geri dönüştürülen çöplerden kazanılan ikincil ham maddeler yeniden değerlendirilerek ekonomiye katkı sağlanıyor. Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Bahadır Merdan yaptığı açıklamasında tesis hakkında bilgiler verdi. Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak şehrimizde günlük düzenli bir şekilde topladığımız yaklaşık 200 ton çöpümüzü ayrıştırma tesisimize getirerek ayrıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Yapılan bu işlemle ekonomiye katkı sağlamakla beraber hem istihdam oluşturup hem de israfın önüne geçiyoruz. Erzincan Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yayınlanan görüntülerde 1919 yılının Erzincan'ı ve Erzurum Kongresi'nin ardından Erzincan'dan kesitler yer alıyor. Wilson prensiplerinin 12. maddesinde ise Osmanlı İmparatorluğu'nda Türklerin oturdukları, çoğunluk sağladıkları bölgelerin bağımsızlığının sağlanması, Türk egemenliği altında bulunan diğer uluslara da özerk bir gelişme için tam ve engelsiz bir fırsatın sağlanması, Boğazların uluslararası garanti altında tüm devletlerin ticaret gemilerine açılması, bu madde Osmanlı topraklarında Türklerin çoğunlukta bulunduğu bölgede Türklere bırakılmasını öngörürken Türk olmayan halklara da bağımsızlık verilmesi gerektiğinden bahseder. Ayrıca yine bu maddeye göre bütün ticari gemiler Çanakkale Boğazı'nda serbestçe geçebilmeli ve bu durum uluslararası bir biçimde güvence altına alınmalıdır. Erzincan Belediyesi kıştan önce başlattığı üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Erzincan Belediyesi'nin vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, yaya güvenliği ve araç trafiğini düzenlemek amacıyla gerçekleştirdiği üst yapı çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol genişletme, yol açma, yol yenileme ve kaldırım tadilatı gibi çalışmalarını hızlı sürdürüyor. Vatandaşların rahat bir yaşam sürdürebilmesi için mesai kavramı gözetmeksizin çalışan ekipler şehrin dört bir yanındaki çalışmalarına devam ediyor. Hadi içeri al, hadi içeri. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri İzzetpaşa Mahallesi'ndeki yeni imar açılan sokakta reglaj çalışması, Atatürk Mahallesi İhsan Özel Sokak'ta yol genişletme, Mengüceli Mahallesi'nde kaldırım tadilat çalışmalarını hızla sürdürüyor. Erzincan'ın süper valisi Recep Yazıcıoğlu döneminde yaptırılan ve 1997 yılında açılışı yapılan Başpınar Köprüsü'nün hikayesi bilinenlerden biraz farklı. Köprülerini Keban Barajı'na kurban veren Erzincan'ın Kemalye ilçesine bağlı 25 köyün insanı tam 22 yıldır köprülerine kavuşmanın mücadelesini veriyordu. En acil yaşamsal ihtiyaçları için Fırat'ın sularını sallarla, sandıklarla aşmaya çalışmışlar. Fırat'ın sularına kurban vermişler. Göçün artmasıyla köylere giderek boşalmıştı. Sonra küçük bir feribotla ulaşım sağlanmaya çalışılmış, PKK'nın yaktığı bu feribot defalarca batmıştı. Batmadığı ve PKK tarafından yakılmadığı dönemlerde emektar feribot yıllarca Munzur Dağları yakasında kalan 25 köyün Kemalye ile olan bağlantısını sağladı. Bölgedeki terör korkusu nedeniyle feribot gün batımından sonra çalışmıyordu. Hastalık ya da doğumlarda insanlar perişan oluyordu. Son feribota yetişmeye çalışanlar kilometrelerce öteden araçların kornalarına basarak kaptana haber ulaştırmaya çalışıyorlardı. Son feribotu kaçıranlar sabaha kadar beklemek zorunda kalıyordu. Başta
merhum vali Recep Yazıcıoğlu'nun desteğiyle Başpınar Köprüsü'nün yapımına 1993 Eylül ayında böylece başlanıldı. Ancak yıllar itibariyle gelen eskalasyonlar nedeniyle köprünün maliyeti yükseliyordu. Bu da vatandaştan ve karşılığında da İl Özel İdaresi'nden talep edilen yardımları da gideriliyordu. Gerek maddi ve gerekse doğanın zor şartları altında olağanüstü gayret ve özveriler sarf edilerek ülkemizde devlet-millet işbirliğiyle yapılan ilk proje özelliğini de taşıyan ve 24 köyün ulaşımını sağlayacak olan Başpınar Köprüsü 1997 yılında tamamlandı ve aynı yıl Eylül ayının 13. günü zamanın Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit ve bakanların teşrifleri Türkiye'nin her tarafından insanların ve medyanın yoğun katılımıyla düzenlenen büyük ve coşkulu bir şenlik ile açılışı yapıldı. Başlangıcından bitimine kadar her aşamada hiçbir zaman maddi ve manevi katkılarını esirgemeyen ve projenin fikir babası olan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun adına izafeten köprüye Vali Recep Yazıcıoğlu Köprüsü ismi verildi. Bayraklarla ve pankartlarla süslenen köprünün açılışı bölge insanı için gerçekleşen bir rüyaydı. Yıllardır 25 köyün umudunu, sevincini, üzüntüsünü Fırat'ın iki yakasına taşıyan feribot ise köprünün devreye girmesiyle emekli oldu. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı. Ülke genelindeki Diyanet'e bağlı kurumlarda eş zamanlı deprem anı, çök, kapan, tutum ve tahliye tatbikatı yapıldı. Erzincan merkez ve ilçelerdeki Erzincan Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarında da düzenlenen deprem tatbikatında öğrenciler çök, kapan, tutum ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev alacak kamu ve kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri bir araya getirmek, birlikte çalışmak kültürünü geliştirmek, koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve geliştirmek, olası afetlere karşı müdahale etme becerilerini test etmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 2022 yılını tatbikat yılı olarak ilan etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük hamlesi projesi hakkında mobil araçlarıyla bilgilendirmeler yapılıyor. Erzincan 4 yol Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan mobil araç ile vatandaşlara bilgilendirmeler yapılıyor. Temelini attıktan sonra bitim sesini kaba inşaatı bitmiş olacak. %10'u peşin ödemedik, geri kalanında 108 ay ister aylık taksitle verdiğinde ister de yılda bir defa ödeme yaparak asilsiz bir ödeme kendiniz edin. Tabi asil. Yani vatandaş ev sahibi olabilsin diye eğer imkanım varsa diyor asil. Ben dedim sana asilden sen de evin üstünü kendin koyuyorsun. E-Devlet'ten başvuru yapıyorsunuz asil için daha sonra Ziraat Bankası'nın ödemesini gerçekleştiriyorsunuz. Bunun da Kasım'ın 15'i son. Vatandaşı ezmeyecek şekilde olacak. Zaten bu dar gelir kampanyası. Dolayısıyla sadına uygulamak. Aynen öyle. Şeyi de çok soruyorlar off the record olarak. Ya yarın bir gün konjonktür değişirse bu ödemeli şaklar elden alınabilir mi, durdurulabilir mi falan. Hayır, ödemeli şak kım geriye dönüşü yok. Yani aleyhte bir karar çıksa bile aleyhine karar geriye işlemiyor. Peki, dar mı olmak yorumlu var mı? Yok. Ayrıca dileyen vatandaşlar sanal gerçeklik gözlüğü ile proje evlerini gezebiliyor. Dedem arama ayarlandı. Yerdeki beyaz yuvarlakları gördünüz mü? Evet. Ona benim dediğim gibi mavi ucu denk getirin sonra işaret parmağınızla basın. İlerleyip diğer odalara, mutfağa,
banyoya, balkona, hepsine gidebilirsin. Senin önünde görecek mi? Çok güzelmiş, ben duymamıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen ve Otlukbeli İlçe Kaymakamlığı tarafından uygulanan Otlukbeli'de modern hayvancılığın geliştirilmesi 2 projesi kapsamında 55 süt sağım makinesi çiftçilere düzenlenen törenle dağıtıldı. Törende konuşan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, yapılan projeler sayesinde Erzincan soğuk süt lojistiğinin her geçen gün güçlendiğini söyledi. Şahin, dağıtılan 55 adet sağım makinesi önceki sene dağıtılan 120 sağım makinesi projesinin devamı olarak yapıldı. Üreticilerimizden aldığımız olumlu dönüşler neticesinde projeyi yaptık. Başta DAP Başkanımız Osman Demirdöğen'e, ilçe kaymakamımız Sercan Yılmaz'a ve projede emeği geçen personelimize teşekkür ediyor, üreticilerimize hayırlı olsun diliyorum ifadelerini kullandı. Törende konuşan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen, Erzincan'da süt sektörünün her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekti. Bu kapsamda projeleri desteklemeye devam ettiklerini kaydeden Demirdöğen, faydalanan üreticilere hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Daha sonra kürsüye gelen Otlukbeli İlçe Kaymakamı Aydın Yanık, kalkınmanın anahtarının tarım ve hayvancılık olduğunu belirtti. Yapacağımız yeni projeleriyle ilçemizde tarım ve hayvancılığı daha da ileri götüreceğiz. Bu kapsamda devletimizin tüm imkanlarını kullanacağını üreticilerimiz bilmelidir, dedi. Törenin ardından üreticilere süt sağım makineleri dağıtıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen, ilk olarak bazı illerde pilot olarak kullanılan sistem, şimdi tüm ülkede kullanılıyor. Elektronik kimlik doğrulama sistemi sayesinde tapuda sahteciliğin önüne geçilebiliyor. Elektronik kimlik doğrulama sistemi ile yeni kimlik kartlarında bulunan biyometrik vesikalık fotoğraf, parmak izi gibi bilgiler karşılaştırılarak teyit edilebiliyor. Tapu müdürlüklerine giden vatandaşlar, kimlik doğrulama cihazlarına kimliklerini takarak parmak izleri ve diğer bilgiler kontrol edilerek teyit ediliyor. İşlem yapmak istenen kişinin doğru kişi olup olmadığı kolay şekilde anlaşılıyor. Bu sistem sayesinde dolandırıcılığın önüne geçilmesi planlanıyor. Hububat'ta 2022 üretim yılına ilişkin mazot ve gübre desteği bu yıldan itibaren ödenebilecek. Hububat'ta 2022 üretim yılı mazot ve gübre desteklerinin 2022 yılında ödenebilmesine ve bu ödemelerin ilişkin finansman maliyetlerinin karşılanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararla Hububat'ta 2022 üretim yılı tarımsal desteklerinden mazot ve gübre desteğinin 2022 yılından itibaren ödenebilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamdaki tarımsal destek tutarları, bu tutarları hak etmiş üreticilerin talep etmesi halinde Ziraat Bankası tarafından destek amacına uygun şekilde kullanılmak şartıyla 31 Mart 2023 vadeli kredi kullandırmak suretiyle verilebilecek. Destek ödemesinin bankaca kredi kullandırılarak üreticilere yapılması halinde kredilerin vade tarihine kadar oluşacak faiz tutarı gelir kaybı ödemeleri kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ana para ödemeleri ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nca tarımsal üreticiler adına bankaya yatırılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilerin hak edişlerine göre listeler bu yıl, destekleme ödeme takvimi ise 2023 yılında bankaya iletilecek. Kredinin kullandırılması, hak edişin tespitine ve üreticinin bankaya başvurmasına bağlı olacak. Bu karar kapsamında kredi tahsis edilecek üreticilerin kredi tahsis kriterlerinin belirlenmesi, borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil gibi işlemlerin bankanın kendi usul ve mevzuat esasları dahilinde yürütülecek. Merkezi yönetim bütçe imkanları çerçevesinde krediler vadesinden önce kapatılabilecek. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Erzincan genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar yapıldı. Çalışmalar neticesinde 29 Ekim 2022 günü Erzurum-Sivas Karayolu üzerinde bulunan bir petrol istasyonunda durumundan şüphelenilen araç, Akyazı Mevki Uygulama Noktası'nda güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde araç içerisinde seyahat eden AA isimli
isimli şahsın bagajında bulunan çanta ve valizler içerisinde çay ve tütün arama dedektör köpeği Hera yardımıyla yapılan kontroller sırasında 34 plakalı aracın bagaj kısmında ve bagajda bulunan valiz ile çantalara tepki verdi. Araç içerisinde gerekli adli aramanın yapılabilmesi için günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ile yapılan görüşme neticesinde aracın bagajında bulunan çanta ve valizler içerisinde yapılan aramada 24.240 adet kaçak sigara ile geçirildi. Konuya ilişkin AA isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakıldı. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere Erzincan'a gelen Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ilimizde yapımı devam eden müze ve kütüphane inşaatlarında incelemelerde bulundular. Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Hebin de eşlik ettiği ziyarette inşaat alanlarını gezen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindekiler yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ardından Erzincan esnafını ziyaret eden Bakan Ersoy istek ve taleplerini dinledi. Erzincan 9.21, Erzurum 4.19, Sivas 7.20, Gümüşhane 7.21, Bayburt 5.19, Giresun 15.19, Elazığ 10.26, Tunceli 9.26, Bingöl 10.26, Malatya 9.24, Yozgat 5.17, Amasya 9.20, Kars 2.18, Van 6.21, Ağrı 8.21. Dolar 18.62, Euro 18.07, 22 ayar altın 956 lira, tam altın 6.760 lira, yarım altın 3.380 lira, çeyrek altın ise 1.690 liradan işlem görüyor.